kalın. Sen de sizi seveceğim. Çok mutluyum. Saygılar. Sağ olun. Çok hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ama biraz hoş biraz geriye gelebilir misiniz? Bu arada. Yerimize girip çalın. İnşallah böyle bir bayram olmaz bir daha. Herkes ev halkına selam. Hep beraber. Başkanım hoş geldiniz. İyi bayramlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Fotoğraf çekilebilir miyiz başkanım? Olsun. Böyle mi gidiyoruz? Nasılsınız? Naziksin. Çok güzelmiş. İyi bayramlar. Kolay gelsin. Al tabi. Sadi Bey'le mi görüşüyorum? Sadi Bey'le mi görüşüyorum? Merhabalar, bayramınız mübarek olsun. Ekrem İmamoğlu ben. Çağrı Merkezi'nden ben arıyorum sizi bugün. Sizden de razı olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Ailemize selamlar, saygılar iletin lütfen. Bütün ailemize, sizin nezdinizde, komşularınıza inşallah nice güzel bayramlara hep birlikte erişiriz. Reyhan Hanım. Merhabalar, saygılar, bayramınız mübarek olsun. Çağrı Merkezi'nden sizi ben arıyorum bugün. Ekrem İmamoğlu ben. Evet, sağ olun. Sağ olun anacığım. Ay sağ olun. Amin. Ay sağ ol. Maşallah ellerinizden öpüyorum. Gülten Hanım. Saygılar. Çağrı Merkezi'nden arıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Ve bu sefer sizi ben arıyorum. Ekrem İmamoğlu ben. İyi bayramlar diliyorum size. Bayramınız mübarek olsun. Ailenize, sizlere sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Ben de onur duyuyorum sizlerle beraber olmaktan, siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmekten. Bayramınız mübarek olsun. Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi bakın kendinize. Size teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Geldiniz, destek oluyorsunuz. Bizi yalnız bırakıyorsunuz. Çok sağ olun. Ben daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Sağ olun. Onur duyuyorum sizinle burada beraber olmaktan. Hem de iyi ki varsınız. Varsınız. Teşekkür ederim. Haşim Bey. İyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Şükürler olsun. Ne diyelim? Şehit abi, kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Onların sayesinde iyiyiz. Onların emeği, onların gayreti, onların şehitlik mertebesi sayesinde iyiyiz. Bayramınız mübarek olsun. Ailenize selamlarımızı, saygılarımızı iletin. Başkanım buradayız. Tamam. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sağ olun, çok naziksiniz. Sağ olun. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar.
Çok teşekkürler. İyi bayramlar, iyi vazifeler. İyi ki varsınız. Ayağınıza taş değmesin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza taş değmesin. Allah hepinizi korusun. Emeğinize sağlık. Hepinize sağlıklı günler, huzurlu günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi bayramlar başkanım. Sağ olun, iyi bayramlar. Ben az önce çok naziksin. Dedim ki, maskeden sonra gözler konuşmaya başladı. Ve gerçekten gözler konuşuyor. Çok güzel şeyler hissediyorum gözlerimizden. İyi ki varsınız. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Dünyanın bazı konularda işbirliği yapma zorunluluğu ne kadar önemli bu pandemi süreciyle ortaya çıktı. Aslında farkında mısınız bilmiyorum. Yani bir musibet bir nasihattan evladır misali. Dünyada pandemi süresince tabii Allah her zaman korusun insanlığı ama çatışma, savaş, her şey bir kenara kaydı farkındaysanız. Ben pandemi sürecinden çok büyük dersler çıkartmamız gerektiğine inanıyorum. Çok burada tabii hem yönetici arkadaşlarım, dışarıda birçok emekçi dostlarımız, 10 binlerce insanımız hizmet ediyoruz. 16 milyon İstanbul'a hizmet ediyoruz. Kutsal bir görev. Kadını, erkeği, çocuğu, yoksulu, zengini, işi olanı, işsizi, engellisi, ihtiyacı olanı, olmayanı. Burada çok vicdanlı bir süreç yönetme konusunda da büyük hassasiyet gösterdik. Yani yardımlaşmanın en üst seviyede olması gereken bir dönemde, yani düşünsenize ilk defa belediyeyi arayıp yardım istiyorum, ihtiyacım var diyen insan sayısı 1 milyonu aştı. Biz bunun neredeyse şu anda yaptığımız tespitlerle 600 binin üstündeki insana ulaşacağız sadece destek paketlerimizle. Neredeyse 200 bine doğru koşan askıda fatura uygulamasıyla bence dünya çapında tabiri caizse uluslararası bazı yayıncılara Oscar'lık diye tarifledim. Gerçekten maneviyatı yüksek, verelenin alan eli görmediği, somut bir dayanağı olan, güvenli bir aracı kurum vasıtasıyla yapılan bir desteğin, yardımın muazzam bir uygulamasıyla yürüttüğümüz süreç 200 binlere ulaşmaya doğru koşuyor. Ve bu sürdürülebilir de bir şey. Zaten süt yardımımız, nakit yardımımız, süt yardımımız neredeyse 120 binlere yaklaştı aylık. Aynı şekilde nakit yardımı ulaştırdığımız insanların kümülatif sayısı 280 binlere ulaştı. 23 Nisan'da Gençlik Spor Bayramımızda çocuklara, gençlere ulaştırdığımız paketlerimiz 100 binleri aştı. Yine hani bizim sayısı az da olsa ama hepimizin minnet duyacağı 100 yaş üstü hemşerilerimize, büyüklerimize bu Ramazan'da bir hediye paketi, onlara minnet duygularımızı ileten mektubumuzu ulaştırdık. Kısacası sosyal belediyeciliğin en vicdanlı dönemini yönetiyoruz. Tek işimiz var burada. Aslında bunu şöyle tanımlıyorum. Toplumun bir vicdanı olarak biz onları temsil ediyoruz. 16 milyon insanı temsil ediyoruz. Yapılan bütün bu destekler de 16 milyon insana ait. Bakın ne bir siyasi partiye ait, ne benim şahsıma ait, ne vatandaşa bir lütuf. Hayır. 16 milyon insanın vicdanını, yardımlaşma duygusunu, ihtiyacı olanı yalnız bırakmama bütünleşmesini, tabiri caizse aslında sevgiyi toplumda var etmek için bu uygulamaları yapıyoruz. Bu manada
bir haftadır sürekli söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Sevgiyi büyütmezsek başarılı olma şansımız yok. Hani biraz saygı kavramını hafifletiriz. Yani şöyle, sevmesek de saygı duyalım gibi. Ben de tam tersine, sevmezsek olmaz kardeşim. Sevginin şekilleri vardır. Karı koca birbirini çok sever. O ayrı bir şey. Anne çocuklarını sever. Çocuklar babasını sever. Bunlar başka şeyler. Arkadaşlık başka şeyler. Benim bahsettiğim, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bizler önce birbirimizi vatandaş olarak çok seveceğiz. Vatandaşlık sevgisi, yurttaşlık sevgisi, birbirini bu duyguyla seveceğiz. İstanbul'da 16 milyon insan, hemşerilik sevgisiyle birbirimize sıkı sıkıya bağlanacağız. Bu sevgi kente ihanet ettirmeyecek size. Bu sevgi şehri kirlettirmeyecek size. Bu sevgi, bu şehir için görev yapanlara hürmet edeceksiniz, saygı duyacaksınız. Bu şehre hizmet edenler, bu şehrin insanlarına saygı duyacak. Hürmette, hizmette kusur etmeyecek. İşte bizim ortaya koymak istediğimiz aslında bir sevgi dalgası. Bu dalga büyüsün istiyoruz. Yani bu kar topu gibi düşünün, kocaman bir kar topuna dönüşsün istiyoruz. Çünkü sevgi bağları güçlendikçe orada bir toplumsal bütünlük sağlarsınız. Çok değerli bu. Bu toplumsal bütünlük, milli birlik, beraberlik dediğimiz şey tam da budur. Yani bu lafla olmaz, sevgiyle olur. Önce yöneticilerin birbirine sevgi duymasıyla, yöneticilerin kendi idarecileriyle birbirine sevgi duymasıyla, gözlerinin içine baktığında bunu hissetmesiyle var olur. Hiçbir başka bir şey düşünmeksizin. Sonra işte bu topluma yansır, insanlara yansır. 16 milyon insan birbirini hemşerilik duygusuyla, kente bağlılık duygusuyla, bu şehri de bu şehrin onlara hizmet ettiğinin farkında olma duygusuyla, onların da bu şehre hizmet ettiğinin farkında olma duygusuyla birbirini sevmesi. Yüzlerce etnik kökenden, yüzlerce farklı noktalardan buraya gelmiş olabiliriz ama artık biriz, bütünüz yani. İşte bu az önce bahsettiğim gibi memleket içinde aynı şey, bir şehir içinde aynı şey. Bunu sağladığımız zaman, bir oradaki bütünlüğü oluşturduğumuz zaman ne oluşuyor biliyor musunuz? Güven ortamı oluşuyor. Güveni tesis ettiğinizde işte bu tür zor durumlardan çıkabilmeyi, bu tür zor durumlardan tekrar ayağa kalkabilmeyi, hem de çok güçlü biçimde ayağa kalkabilmeyi size sağlıyor. Aşma sözleri olabilir ama başka bir şey olabilir. Zevk alırım yani. Bundan tereddütsüz zevk alırım. Onun için hani varsa söz almak isteyen, hatta varsa demeyeyim olsun lütfen. Size sözü bırakmak isterim. Olsun, olsun. Tabii. Öncelikle sağ olun. Geçiyoruz. Herkesin evine kapandı, tüm vatandaşların evine kapandı. Fabrikaların, restoranların. Polislere burada.
bayrağı da sağ olun. Hem şehidimize, hem anne babaya davet ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ailem de iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar arkadaş. İyi bayramlar. Bugün üçüncü ekran oldu ha. İstasyon 843 araç 4223 personelle görüş ve emirlerinize hazırdır Sayın Başkanım. Sol. Merhaba arkadaşlar. Sol. İyi bayramlar. Sol. Sağ olun başkanım. İyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok naziksin, çok teşekkürler arkadaşlar, selamlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev şehitleriyle ilgili özel bir genelge hazırlığımız vardır. Hem ailelerine sahip çıkmak hem de gerçekten bize göre bir şehre hizmet ederken, insanlığa, insana hizmet ederken hayatını kaybeden görev şehitlerimize dönük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihsel duruşuna yakışan bir süreçle tanımlanması gerektiğine inanıyorum. Bu manada bir genelge hazırlığı yapılması talimatını verdim. Bu hem bizim manen huzurlu olmamızın bir vesilesi olacaktır. Giden elbette geri gelmez ama kalanların üzüntüsünü hafifletmek hem de vicdanen kurumsal vazifemizi yerine getirmek adına bunu çok çok önemsiyorum. Dediğim gibi belediyemizin geçmişine yakışan bir tarihine yakışan bu şehrin 16 milyon insanına yakışan şekliyle görev şehitlerimize dönük bu yönetmeliği hızlıca hazırlayacak arkadaşlarım. Ve sonra da duyuracağız. Allah'ın izniyle hiçbir şehidimizin arkada bıraktıklarına dönük en ufak bir şüphe, endişe oluşmayacak. Zaten bu konuda hassasız ama daha da hassas bir tanımı kural haline getireceğiz. Yani kişilerin inisiyatifinin daha ötesinde bir kurala dönüşmesini sağlayacağız. Tekrar bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize sabır, mekanları cennet ve kalanlarına, özellikle ailelerine derin sabır diliyorum. Ve diliyorum ki bu bayram vesilesiyle her birinizin kalbine, ailesine, çevresine, her ortamına bu bayram vesilesiyle sevgi dolu olsun. Ve bu duygularla inşallah daha güzel bayramlara, daha hepimizin sevdiği, birbirine sarıldığı, kucaklaştığı, büyüklerin elini öpebildiği bayramlara kavuşmak nasip olsun. Bütün ülkemizin, bütün şehrimizin, bütün İslam aleminin
Ramazan bayramı mübarek olsun. Sizlerle bir arada olmaktan, Büyükşehir Belediye'mizin pırlanta gibi bir elbisesini taşıyan ve tarihsel, yüzyıllarca tarihi olan, tarihsel geçmişi olan itfaiyemizin bireyleriyle bu güzel bayramı bir arada geçirmekten onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kazasız, sıkıntısız, hiçbirinizin ayağına taş değmeden, insanların yaşamlarını kurtaran, teminat altında tutan böylesi bir kurumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olmasından da çok çok gurur duyuyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Tekrar yakın zamanda kaybettiğimiz ve geçmişten bugüne şehit olan bütün çalışanlarımıza rahmet diliyorum. Hepimize sabır diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.